Sinefil Kafası kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlar. Ben Deniz Ali Tatar. Bir Dali Muhabbet'e hoş geldiniz demedim çünkü ben bu hafta konuğum. Sinefil Kafası'ndan değerli arkadaşlarım Haktan ve Halil İbrahim'e selamlar. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettikleri için. Onların çok güzel bir köşesi var. Hayatımın Filmi adında. Hayatımın Filmi köşesinde bu hafta ben sizlerle birlikteyim. Aslında çok fazla film geliyor aklıma. Hayatımın Filmi nedir dediğim zaman, kendime sorduğum zaman. Casablanca geçiyor, Leon geçiyor. Ondan sonra Kibar Feyzo geçiyor. Mercedes Mon Amour geçiyor. Yani birçok film var aslında. Çok fazla film söyleyebilirim size. Ama ben Hayatımın Filmi için bir tane film seçtim. Pelin Esmer'in yönettiği 2017 yapımı İşe Yarar Bir Şey. Tabii ki de DVD'sini aldım. DVD'si her zaman yanı başımda ve yakın zamanda da sürekli izlediğim bir film. Yani çünkü aslında hayatımın filmi ise bu film, birkaç kez izlediğim bir film olmalı diye düşünüyorum. Her izlediğimde de farklı bir duygu hissettiğim, hiçbir zaman da artık bu filmden sıkıldım demediğim bir film olduğu için bu filmi seçtim. Birle bağ kurmuş bir karakter, kimi zaman çok ince, çok naif bir adam karşınıza çıkabiliyor. Kötü diyorsunuz, kötü aslında hani salt kötü mü yoksa içinde kötülük besleyen biri midir? Bunlar da tartışılıyor. O yüzden bu hayatla kurduğu bağ olduğu için biraz da işe yarar bir şey beni gönülden etkiledi. Tabii bu filmin neden seçtiğimin cevaplarından bir tanesi de kalbi duygularla bana hitap ediyor olması ve hayatla bağ kuruyor olması. Hayatla bağ kurarken aslında benimle de bir bağ kurduğunu düşünüyorum filmin. Çünkü hayatımda yaşadığım bazı şeylere de paralellik gösterdiğini düşündüğüm için biraz da beni etkiledi herhalde. Şiir benim hayatımda hani çok artık fazla büyük bir yerde olmasa da okul döneminde daha çok hani ilk okula gittiğim zamanlarda çok fazla yer vardı. Tabii ki babamın bana göstermiş olduğu bir yolda da var şiir. Kendi yazmış olduğum şiirler de var. O yüzden biraz Leyla karakteriyle hayati bağlar kurduğumu itiraf edebilirim aslında. Ben İşe Yarar Bir Şey'i 24. Adana Film Festivali'nde izlemiştim. Önceden tabii İstanbul Film Festivali'nde gösterim yapmıştı ama Adana'da çok güzel bir salonda izlemiştim. Çok dolu bir salondu ve filmi izlerken kendimi şöyle hatırlıyorum. Şöyle öne çömelip, çömelmek değil tabii ama öne geçip böyle yani böyle gözlerimden kalplerin çıktığını gerçekten hissetmiştim o filmi izlediğimde. Çok enteresan bir film benim için. Gerçekten neden hayatımın filmi diye çok fazla film düşündüm diye bahsettim ya aslında. Neden hayatımın filmi diye işe yarar bir şey seçtiğimi düşündüğümde. Birkaç kez izlediğim, daha sonra birçok duygusu, dakikası, sahnesi bana hitap eden, beni etkileyen bir film aslında. Birçok şey tanıdık, birçok duygusu tanıdık dediğim gibi. Daha sonra Başak Köklükaya'yı kenara çekip ona duygularımı söylediğimde filmle ilgili gerçekten karşımda ağlamaya başladığını hissettim ve o benim duygularımı dinlediğinde, onun tepkisini gördüğümde çok heyecanlandım çünkü evet gerçekten Başak Köklükaya karakteri kalple oynamış dedim. Bir de çok önemli bir anım var filmle ilgili. İzmir'e gittiğimde ben bu filmin çekildiği yeri de araştırdım buldum. Yiğit Özşener'in oynadığı karakterin evi var biliyorsunuz filmde ve o apartmanı buldum. Gündoğdu apartmanı. Bir de daireye de çıkmak istedim. Evet o Gündoğdu apartmanına girdim ve o daireye çıktım. Bir hukuk bürosu beni karşıladı ve çok şok oldum. Ben bu filmi çok severek izlediğimi söyledim ve daireyi gezmek istedim. Tabii ki de gezemedim o daireyi çünkü sahibi yoktu ortada. O yüzden dedim sağlık olsun problem değil ama o daireye bile çıkmak, o apartmanın içine girebilmek bile çok büyük bir cesaretle benim için ve çok tatlı bir anıdır. O yüzden biraz da bu apartmana gidip o apartmanın peşine düşüp o daireye çıkmak da benim hayatımın filmini yapan bir şey oldu galiba. Bence bu filmi özel ve önemli kılan yerlerden bir tanesi de Ayşenil Şamlıoğlu ve Berfu Öngören'in de olduğu o yemek sahnesi, yemek vagonunda dört kadının konuştuğu sahne. Çünkü orada farklı duygular da çıkıyor ortaya. Bir şekilde çünkü hayattan karakterler var, neler var o insanda diyebileceğiniz karakterler var bu filmde. O yüzden biraz da filmi beni etkileyen yerlerden bir tanesi de o. Ben bazı yol filmlerini izlediğimde gerçekten böyle içimde sıkışmış, arabadan artık çıkmak istiyorum duygusunu hissettiğim olmuştur. Ama işe yarar bir şey de hani tren içerisinde olmamız da tabii ki bunu hissetmemem için bir etkendir ama onun yanında aslında o duyguların trenle bir bağ kurmasının da etkisi var bende. Tabii şiirin çok büyük bir etkisi var filmde. İşte Kortazar'dan bahsettik. O Kortazar'ın Sarı Çiçek hikayesi
filmi çok bambaşka bir yere taşıyor. Çünkü aslında Yavuz karakterinin de hayatıyla bir paralellik var o hikayede de diye düşünüyorum. O hissettiriyor. Hayal oluyor sahnede, orada o şarkıyı söylüyor. Leyla'nın aslında o Türkiye eşlik ettiği sahneyi de çok seviyor. Gerçekten ben de çok seviyorum o sahneyi ve böyle farklı bir şey hissettiriyor. Bir mesaj bile veriyor aslında. O sarhoş adamın bile canının sırrını öğrendiğini hissediyorsunuz. Gerçekten bir detay. Yani bu filmi aslında sevmemizle ilgili nedenlerden birisi de galiba detayları çok yoğun ve duygularla veriyor olması. Tabii ki Öykü Karayel çok derin bir oyuncu. Öykü Karayel'i de çok beğeniyoruz. Öykü Karayel biraz daha halktan yana olmuş filmde. Halkın dilini anlatıyor orada. Mesela işte Canan karakteri biraz daha halktan bir karakter. Çünkü aslında orada bir edebiyat sohbeti yapıyorlar, hatırlarsınız filmde, Yavuz'un evinde. O sahnede mesela Canan birazcık daha halktan katılıyor. Hayallerin yok mu diyorlar. Mesela hayal, bir insanın hayalinin olması onu çok o kadar değerli ve bulutların üstünde kılar ki bu film orada da aslında bir mesaj veriyor. Gerçekten hayalimizin olması, hayallerimize uzak olmamak, hayallerimizin peşinden koşmak. Bu çok değerli. Mesela Canan diyor, bir oyuncu olmuşum diyor, röportajlar veriyorum. Benim için çok güzel bir şeydir diyor. Demek ki Canan'ın da bir hayali var. Yani sadece bir insanı öldürmek ya da para peşinde koşan bir kız değil diyorsunuz Canan'ın hayalini dinledikten sonra. O da beni mesela çok etkilemişti. O yüzden işe yarar bir şeyi izlemediyseniz mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka DVD'sini de alın ya da internette bulabilirsiniz. Mubi'de arada sırada çıkıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Sinefil Kafası ekibine. Herkese selam gönderiyorum. Sinefil Kafası YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca Dalit Atar YouTube kanalını da unutmayın. Ona da abone olun. Sinemayla kalın. Filmlerden kopmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.